Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size popcorn modeli hazır taban üzerine yapılışını inşallah anlatacağım. Birlikte yapacağız. Önünde ufak farklılıklar yaparak ördüm, ayarladım. Alt tabanında tığlamasını yine kanalımda var. Taban tığlaması. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Şimdi birlikte yine tekrar zaten anlatacağım yapımını da. 38 numaraya uyumlu, 37 numaraya uyumlu bu sayılarla çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde tabanlarım yine Selma Erdoğan tabanlıkları, keçi ve deri olmak üzere iki katmandan oluşan tabanlıklarım. İpimle kopırlanta hardal sarısı bir renk tercih ettim arkadaşlar bu kez. Üzerine de şöyle yine aksesuarlarım da Selma Erdoğan'dan şöyle bir aksesuar, farklı aksesuarlar da var. Onlarla da deneyeceğim inşallah. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bu aksesuar da çok uyumlu buldum. Tığlarım, taban tığlarken kullandığım tığ numaram arkadaşlar. 5 numara, 1,50 milim. Instagram sayfamda da sürekli bunun bilgisini veriyorum. Patiği ördüğümde de 2 numara 1,75 milim tığla örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde inşallah başlayalım bir an önce. Malum patik videoları daha uzun sürüyor. Hızlıca örelim. Kanalıma da abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Abone olursanız çok memnun olurum. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum. Bolca beğeni yapmayı da unutmayın. Yorumlarınıza da muhakkak dönüş yapıyorum YouTube'dan. Bildirimlerinizi de zil butonuna basıp açarak paylaştığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Açık hale getirebilirsiniz. Şu şekilde alttaki. Tam tepeden arkadaşlar. Tığlamaya tam tepemizi buluyoruz. Topuk kısmından zaten 38 numara 37 numara hem Instagram sayfamda var. 2 numaraymış, 5 numara tığımı alayım. Hem bir önceki videolarımda da taban tığlama videolarımda da nasıl tığladığımı gösterdim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. İpimi içeriye alacağım. Düğüm atacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. İpimi arkaya gizledim. Topa bir, ilk zincir bir oldu. Bunu saymıyoruz ilk yaptığımı. 2 3 Bakın şunu size göstermek istiyorum. 1 2 3 3 adet zincir başımız oldu. Şimdi dönüşte orayı tamamlayacağız. Orada 3 tane yapalım. Yanından alarak devam edelim. 2 3 ve 4. Şurada ipim kaçtı mı diye onu kontrol etmem lazım ama yok. Değilmiş. Hemen bir yanına geçiyorum. Topuk da en tepeye 5 gelecek. Sağdan ve soldan da 3'er deliğe 4 adet dolacağız arkadaşlar. Tığlama yapacağız. Üçüncüyü de doluyorum. Şu aralarını sıkı ilmeğimizi bu şekilde bu tarafa doğru sıkılaştırırsak taban aralarında boşluk oluşmaz. Şimdi burayı göstereyim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Tepede tam 5 tane olacak. Soldan 3,
sağdan 3 deliğe 4 adet battım. Buraya gelene kadar 3 kere 3 kez dolalım. Bu kısmı her deliğe 3 kez batacağız. Evet arkadaşlar, bu tarafa geldim. Tam tepede burunda ayırıyorum. 4 sağdan 4 soldan 4 deliğe de 4 batacağız burada. 1 2 3 4. Şu şekilde 4 battım. Burayı da halledelim. 4 sağdan 4 soldan şu kısma kadar 4 batacağız. Tam buruna 5 batacağız. Buraya kadar da geldik. Bu işlem bitirdik arkadaşlar. İşlemde 4'te sağdan 4 deliğe 4 battık. Şimdi burada bu topukta 3 kalana kadar tekrar 3 doluyoruz hepsine. Tüm deliklerine 3 deliği de 4 tane batarak tığlama işlemimizi burada göstereceğim. Sona erecek. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. 3'e 3 deliğe de 4 batarak topukta buraya başlarken 1 2 3 yapmıştım. Şimdi bu tarafa bir tane alıyorum. Dördüncü oldu. Bir de ilk battığımın başına şöyle yakından göstereyim. Zincir başına batarak kaydırma şekli tekniğiyle batıyorum. 5 adet burada da tığlamamız oldu. Bir zincir çektim. Geriye dönüyorum. Keçi olan kısmı bana doğru, bize doğru bakacak. Deri olan renkli kısmı alt tarafa kalacak şekilde şöyle arka dallarından alarak kaydırma tekniği yapacağız burada arkadaşlar. Taban kısmını daha iyi kapatsın diye. Kamera açısından şöyle ayarlayıp göstereyim. Bakın şu arka dallarını, tek dalını alıyoruz. Kaydırma tekniğiyle örüyoruz. Kısa tutuyorum buraları arkadaşlar. Çünkü patik videoları uzun olduğu için anlayacağınız yerleri zaten önemli noktalarında sizlere gösteriyorum. Çok uzun sürdüğü zaman video kesiyor. Parça parça oluyor. Bu da görüntü netliğini ayarladığımız zaman da görüntü netliği bozuluyor. Şu şekilde kısımları kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burayı biraz daha anlatayım. Şöyle arka dallarından keçe tarafı içe bakacak size doğru. Renkli olan deri kısmı da dışarı bakacak şekilde çeviriyoruz. Kaydırma tekniğiyle arka tek dallarını alarak şöyle örüyoruz. Şu açıdan da göstereyim. Arkadan tek dalını aldım. Kaydırma yaptım. 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 Bu taban kısmına, alt kısma denk gelecek bu yaptığımız kaydırma işlemi. Taban kenarları daha güzel kapanmış bir şekilde olacak arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Bakın nasıl bir muntazamlık. Kenarlarından bir sırada bu şekilde kaydırmayla devam edelim topuk kısmına gelene kadar. Evet arkadaşlar, alt kısmını tamamladık kaydırma tekniğimizle. Şimdi topuktaki birleştirme yerine geldim. Şu başta
bir zincir çekerek başladığım kısmı şu şekilde kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Kes bu tarafa doğru döndük. Artık modelimizi kurmadan önceki sırayı yapacağız. Burada da başını alıyorum. Arkadan dal. Tek dal aldığımız yer var bu tarafta. Onu değil de diğer kalan tek dalını alarak çakma sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ama ben şu dibindekinden alarak başlamak istiyorum. Tığım takıldı. Yakaladım. Şu şekilde bir. Burayı size göstereyim de orayı karıştırmayın. Çünkü alttaki kalan kısmı da tek dal zannedebilirsiniz arkadaşlar. Bakın biraz ördükten sonra daha çok belirgin olacak. Çakma sık iğne ile tek dallarını da alarak devam ediyoruz. Çakma trabzandı diyenler var arkadaşlar. İkisi de aynı. İkisinin ortası bir işlem olduğu için iki şekilde bu şekilde yukarıya doğru çıkacağız. Modeli kurmadan önceki tabanda aldığımız kaydırma zaten bakın burada altta kalıyor. Yani göstermek istediğim buraya kesinlikle buradan bu şekilde bir işlem değil. Belli zaten hemen dibinde kalan o sıra. Şu sırayı diyorum arkadaşlar. Tığımla alırsam daha çok net görürsünüz. Şu elimi altı alayım. Yani şu bakın tam tabanın keçenin dibinde o dal kalan dal kısım. Bu dallardan da batarak çakma sık iğne yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Bu şekilde üst modeli kurmadan önceki sırayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Topuk kısmına kadar gelelim. Bu şekilde topuğa kadar geldik. Arkadan yine ben birkaç tane kala göstermek istedim. Şöyle arka dallarını alarak çakma sık iğne ile devam ediyoruz. Son bölümü de batıp baştaki iki ilk zincir kaydırma tekniğiyle birleştirdik. Böylece hem taban tığlamamızı yani 3 taban tığlamamızı arka dalını alıp tabanımızın kenarlarını kapatma işlemini sonra da üst kısma geçerken çakma sık iğne ile yaptığım işlemi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi modelimizi popcorn modelimizi kuracağız. 3 zincir çekerek başlıyorum ben. Aynı birleştirirken battığım zincir içine 2 çektiğim zincirle birlikte 3 adet trabzan oluşmuş oldu. Hemen
Şöyle hemen ilk dalını alıyorum. Çektiğim 3 zincirin ilk dalını alıyorum. Aradan zincirimi geçiyorum. Arada 2 tane 3 zincir çektim. 1, 2, 3'üncüye atladım. Aynı yere 2, 3, ikili trabzan. İlk zincire ilmeğimi çıkarıp ilk zincirimi önden arkaya tığımı geçirip sonra ilmeğin içinden çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 2 zincir bırakarak arada üçüncünün içine batıyoruz arkadaşlar. Artık bu modeli zaten biliyorsunuzdur. Önden arkaya ilk yeni öğrenenler için gösteriyorum. Birkaç tane tığımı ilmeğime önden arkaya doğru uzatıp ilmeğimi alıp hemen içinden çektirdim. 3 zincir çektim. 1, 2, 3'üncüye battım. 1, 2, 3. 3 adet ikili trabzanım oldu. Tığımı önden arkaya geçirip ilmeğimi de takıp içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. 3'üncüye ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. İlmeğimi çıkarıp tığımı içinden geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar fıstıklarımızı, popcorn fıstıklarımızı 3 zincirli arada 2 tane bırakıp 3'üncüye batarak şu 5 burunda 5 deliğin oraya gelene kadar örelim. Oraya gelince zaten anlattım, göstereceğim. Farklılığı devam edelim. Evet arkadaşlar, 3 zincir çekerek 2 zincir ara bırakarak yaptığım popcornlarımla geldim. Burunda 1, sağda ve solda 2, kalanı şuraya yani ayarlayın. Siz bir ayarlamak için bir şey de takabilirsiniz, iğne, iplik. Ben göz kararı zaten tam buradayım. Buradaki popcornumu yaptım. Şu buruna gelen kısımda 2 zincir çekeceğim. Aradaki parmaklar dışarı çıkma gibi sıkıntı oluyor. O yüzden yine arayı 2 tane bırakıyorum. Üçüncüye battım ama arada 2 zincir, 3 zincir değil de 2 zincir çekeceğim. Şöyle. Bir, iki. Yani yan kısımlarında sadece bu öndeki ilk sırada bunu yapıyorum arkadaşlar. O da burası birazcık daha toplu dursun. Parmak arası mesafeleri popcornların geniş olmasın diye biraz kapalı tutsun ayak parmaklarını diye 2 zincir çektim. 1 2 3 adet yine bıraktım. Yine aynı 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 7-8 tane oluyor herhalde. Onu sayalım. Sayacağız birazdan. 1, 2, 2 atladım. 1, 2, 3 adet ikili trabzan. 1, 2, son zaten. 3 atmışım, özür dilerim. Arada 2 zincir bırakarak 3. zincir içlerini
3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Aynı zincir içine yapıyoruz 3 adet ikili trabzan arkadaşlar. Oraları karıştırmayalım. Topladım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çekerek aynı yine arada 2 zincir bırakarak aynı zincir içine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Önden arkaya tığımı batırıp aldım. Şu kısmı göstereyim arkadaşlar. Bakın burası daha toplu oluyor. Özür dilerim. Burası daha toplu oluyor arkadaşlar. Kenarlarında 2-3 zincir çekiyorum. Sadece önden. Şu 5 kısımda zaten 3-7 adet 7 adet fıstığın arasını 2 zincirle yapıyorum ki parmakta çok şu önlerden parmaklar çıkmasın. Sadece bu ilk sırada yapıyorum. Şimdi tekrar 3 zincir çekerek aynı şekilde örmeye devam edelim. Topuğa geldim. Son fıstığımı yaptım. 1, 2, 3. Direkt başlarken çektiğim ilk fıstığı yaptıktan sonra 3 zincir çekmiştim ya, onun içine direkt şöyle kaydırma tekniğiyle birleştirdim arkadaşlar. Şimdi 2, 3 zincir çektim. Zincir içine 1 adet ikinciyi de yaptım. Çektiğim 3 zincirle birlikte ben 3 trabzan kabul ediyorum onu. Zincirin başındaki zincir dalına batarak şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. 1, 2, 3. Diğerine geçtim. 3 adet ikili trabzan yaptım. Bu sırayı da hiçbir farklılık yapmadan 3 zincir çekerek aradaki zincir içlerine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Ve topuk kısmına kadar geliyoruz. İkinci sıramız bu. Bu şekilde devam edelim. Bu burunda da kesinlikle daha hiç arada zaten hep zincir aralarına batıyoruz. Oradaki işlemimizi bitirdik. Buradan devam edelim. Aynı işlemle topuk kısmına kadar gelelim. İkinci sıra popkonumuz, hiçbir değişiklik yok. Evet. Son topuktaki ikinci sıra kısmındaki popkonumuzu yapıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 zincir çektim. Yine birleştirirken arkadaşlar ilk sırada çektiğim, ilk başlarken çektiğim 3 zincirin içine kaydırma tekniğiyle batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 3. sıraya geçtik. 1, 2, 3 oldu. İlk çektiğim zincirle, 3 zincirle birlikte bu şekilde kaydırdım. 3 zincir çekerek bu sırayı da, 3. sırayı da arkadaşlar aynen ikinci sıradaki gibi her boşluğa 3 zincir 3 adet ikili trabzan yaparak popcorn fıstıklarımızı oluşturarak topuğa gelelim. Burada da arttırma, eksiltme hiçbir şey olmayacak. İkinci sırada nasıl yaptıysak bu sırada da aynısını yaparak devam edelim topuk kısmına kadar. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Son popkonumuzu yapalım. Bir, iki, üç zincir çektim. Yine
başlarken ilk popomuzu yaptıktan sonra çektiğim 3 zincir içine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bakın hiç izi yok arkadaşlar. Birleştirme izi 1 2 3 zincir çektim. Tekrar 4. sıraya geçtik. Çektiğim 3 zincirle birlikte 2 adet ikili trabzan yapıp zincir başındaki daldan ilmeğimizi geçirdik. Bu sırada da arkadaşlar şu şekilde bakın modelimiz oluşmaya başladı. Şu kısma kadar gelelim. Şu yarısına kadar. Orada ön kısmındaki kesmeyi ayarlayacağız sayıp buraya kadar örelim. Göz kararı devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü sıramızda da şu kısma geldik. Bu ön kısımda kesmelerimizi yapacağız. Ben şöyle göz kararı yani ayarlıyorum. Şu tam tepedeki battığım 5 battığım yer kısım yani tabanda tığladığım kısımdan şuraya doğru şu hizada bakın tam tepeye bu fıstık geliyor. Ortaya tam burun kısmına. Bunun yanındaki 3 zincirden şöyle sayıyorum. Fıstık burada olacak. Yanında sağ tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet 3 zincir boşluk kalacak. 6 adet de bu solda kalacak. Zaten bu 6'yı ayarlayalım. Burada toplamda 12 adet kesmemizi yapacağız. 12 adet. Onu gösterelim. Tam benimkisi denk geldi. Şu kısımda bir tane ayırdık. Tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burun kısmından şuradan bir fıstık. Sola doğru 6 adet boşluk zincirlerimiz olacak. Şimdi 2 3 zincir çektim. Tekrar göstereyim. Başına aldım. İçine batıp başına alıp 2 adet çıktım. İlmeğim tığımda 2 adet kaldı. Tekrar başına aldım. Başına alıp 2 adet çıktım. 3 ilmeğim kaldı. Başına alıyorum. Diğer boşluk deliğe batıyorum. Tekrar başına alıp 2 adet çıkıyorum. 4 kalıyor. Tekrar başına alıyorum. Aynı yere bir kez daha batıp başına alıp 2 adet çıkıyorum. 5 adet zincirim kaldı. Hepsini başına alıp birlikte çıkıyorum. Bu şekilde. 1 2 adet zincir çekiyorum buralarda. Kesmede yaptığımız için ön kısmı daha toplasın diye 2 adet arada çok boşluk mesafe olmasın. Tekrar aynı işlemi. Bakın 2 boşluğu 1 yaptık yani. Bir fıstık görüntüsü oluşturduk, topladık. Şimdi ikinci kesmemizi yapacağız. Başına aldım, başına alıp 2 kez çıktım. 2 ilmeğimiz kaldı. Başına aldım, battım, başına alıp 2 kez çıktım. 3 adet ilmeğim kaldı. Başına alıyorum, diğer fıstık içine aradaki boşluğa batıyorum. Başına alıyorum 2 çıkıyorum 4 kalıyor. Başına alıyorum aynı yere bir kez daha batıp çıkıyorum 2 adet 5 tane ilmeğim kalıyor. Başına alıyorum hepsini bir topluyorum arkadaşlar. 1 2 adet zincir çekiyorum. Yani 2 bu boşluğa 2 bu boşluğa yapıyoruz. Kesmelerimizi oluşturuyoruz. Tekrar aynı işlemi devam ediyoruz. 1 başına aldım. Tekrar başına alıp diğer boşluğa 2 çıktım. Aynı yere bir kez daha battım. 5 adet ilmeğim oluştu. 1 2 başına alıyorum. 1 2 yanına geçtim. 1 2 başına aldım. Hepsini birlikte çıktım. 2 adet zincir çektim. Diğer boşluğa geçtim. 1 2 yanındakine geçtik. 1 2 hepsini birlikte çıktım. Kaç adet olmuş oldu?
1, 2, 3, 4, 5. Son bir tane daha yapacağız. 1, 2, diğer bir boşluğa geçtim. 1, 2, hepsini 1 çıktım. 2, sonra 3 zincirimi de çektim. Buradaki kesme işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Ben bunu popcorn olarak da diğer örgü tabanı üzerine yaptığım modeldeki gibi de yapabilirdim. Yapıyorum da ben o şekilde uyarladım. Ama bunu benden bu tekniği görün istedim diye yaptım. Hem de daha kolay olacaktır sizin için de ayarlaması. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sonuna kadar aynı şekilde. Sistemde 3 zincir çekerek 4. sırayı da tamamlayalım. 5. sıraya geçeceğiz. Son 4. sıranın sistemi yapalım. 3 zincir çektim. Ve başlarken 2-3 zincir arasına kaydırma tekniğiyle attım. 3 zincir çekerek popcorn da son sıramızı 5-5 sıra yapıyorum ben popcorn arkadaşlar. Şu yan kısmını son kısmını yapıyoruz. Tekrar bu kesme yerine gelene kadar örelim. Burada yine işlemi göstereceğim. Evet arkadaşlar, 4 son sıramızda popcorn, son sıramızda da kesme yerine geldik. Şekilde bakabilirsiniz. Hemen bu tarafından başlıyorum tekrar. 1 2 zincir çektim yine. Burada bir adet kesimimi yapacağım. Aynı alt sırada olduğu gibi yan boşluğa da batıyorum. 1 tığımda 5 ilmek oluyor. Hepsini birlikte çıkıyorum. 1 2 adet zincir çektim. Şimdi burada 3 tane tek fıstık yapacağım şu şekilde. 1 2 ön kısmı daha geniş, güzel ayak üstünü çok sıkmıyor arkadaşlar. 3 adet 1 2 3 ilmeğimiz 4 kalıyor. Hepsini birlikte çıktık. Bu şekilde 3 adet tekli fıstık yaptım. 2 adet zincir çektim. Bir tane daha buraya ikili kesme mi yapacağım? Diğer deneye de battım. Şöyle 5 adet ilmeğimiz kaldı. Hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3. Şu şekilde ön kısmı olacak. 5. sıranın kenarlarını sık iğne giderken burada bir adet daha kesmeyi yapacağım. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 zincir çekip aradaki boşluklara aynı fıstıklarımızı yapalım. Sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son sıramızı da yaptık. Yine aynı şekilde birleştirmemi yaptım ve popcorn sıramız bitmiş oldu. 5 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle bakın, 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bir zincir çektim. Zincir içine 2 adet 1 2 1 2 direkt içlerini batarak şu aradaki zincirlerin ikişer adet sık iğne, bildiğimiz sık iğne yapıyoruz. 2 şu kesme yerine ön kısmına gelene kadar devam edelim sık iğnelerimizi yapmaya. Şekilde ikişer adet sık iğne yaparak
Bakın ilk kesme yerime geldim. Burada 3 tane tekli kesmem, tekli fıstığım vardı. Şimdi bu tarafa geliyorum. 1 2 adet sık iğnemi yaptım. Bu kısma geldiğim zaman arkadaşlar şu ortadaki 3 kesme, 2 ortadaki deliğe 1 adet daha kesme yapıyorum. Direkt başını alıyorum. 1 2 hemen yanındaki fıstığın boşluğuna 3 ve 4. Tığımda 5 ilmeğim kaldı. Hepsini birlikte çektim. Bir zincir çekerek direkt hemen yine sık iğne yaparak devam ediyoruz. 1 2 adet sık iğne. Hemen yanındakine 1 2 adet sık iğne. Bu şekilde yine başlangıç bitiş yerine kadar devam edelim. Arkadaşlar sık iğne yaparak örmeye devam edelim. Son zincir içine 2 adet sık iğnemi yaptım ve başlangıç yerindeki tepedeki zincir içine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 1 adet zincir çektim dibine, yine aynı dibine batarak sık iğne. Her zincir içine sık iğne yapacağız yine arkadaşlar. Son sıramız bu. Ön kısmında da her zincir içine sık iğnemizi yapıyoruz. İşlemi bitiriyoruz. Daha hiçbir işlem yok. Kesme yerinde de yani arkadaşlar bu kadardı. Bunu da bitirip ipimizi keseceğiz. Şu şekilde sık iğne ile tamamlayalım. Burada da her zincir başına sık iğne yapacağız ve bitireceğiz modelimizi. Sonuna geldik. Hemen baştaki zinciri kaydırma tekniğiyle birleştirip ipimi kestim arkadaşlar. Şu şekilde ipimi de gizliyorum. Zincir aralarından. Anlatımım bu kadardı arkadaşlar. 37-38 numaraya uyumlu sayıları zaten taban üzerine yapacağınız için de ayarlamanız daha kolay olacak arkadaşlar. Taban tığlamasıyla harika bir görüntü olacak. Şöyle ipim içeriden kısaca kesip işlemimizi bitirdik. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın babetimiz harika bir sonuç elde ettik. Kesme kısımlarını zaten anlattım. En sonda da bu şekilde daha sizin için kolay olur. Popcorn şeklinde de yaptım ama yapıyorum ben ama size hani farklı olsun diye göstermek istedim. Bu teknikle de örebilirsiniz diye taban tığlaması şu şekilde her zamanki gibi. Kesinlikle taban kenarları gözükmeyecek şekilde bir tığlama. Üzerine de ister örgü fiyonk arkadaşlar isterseniz hazır süs tercih edebilirsiniz. Şu şekilde ben süslerimi size şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok uzun olduğu için şu kenarlarını uçlarını kesiyorum. Çok salçım saçak böyle sevmiyorum uzun olduğunu olmasını istemediğim için. Tüm süslerimde şöyle düzeltme yapıyorum ben. Daha derli toplu olsun diye. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. İnşallah devamı için videolarımın fırsat buldukça sizin istediğiniz Instagram'da yapıp paylaştığım tüm örgülerimi anlatmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğünce şu şekilde kenarlarını kırptığımız zaman daha derli de o toplu oluyor aksesuar tüyleri uzunsa eğer arkadaşlar zaten eğer kısaysa kesmenize gerek yok. Şu
Kenarlardan hafif alıyorum ben. Daha düzgün bir görüntü için. Biraz takıntım var bu konularda. Şöyle sallayarak düzeltebilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.